Diğer ülkelerde olduğu gibi Arjantin için de beni çok uyardılar. Böyle şeyler yiyoruz. Nusret boşuna buralara gelip et pişirmeyi öğrenmemiş. Yani ülke genelinde 1 milyona yakın Müslüman var dedi. Genel olarak 2 lira falan ödedim yani. Dağlar bak, buralar hep seni bekliyor. Dağlar, ovalar, bayırlar. Arkadaşlar hepinize günaydın. Kaldığım yer şuranın üstü. Böyle 2 katlı bir hostel. Couchsurfing'den birine yazmıştım, o da hostel sahibiymiş. Böyle 2-3 kişi kalıyoruz. Kalanlardan bir tanesi de polismiş. Onunla da bayağı bir konuştuk. Burada diyor su çok fazla. Aynı zamanda maaşlar falan çok düşük. Rüşvet çok fazla. Öyle biraz bahsetti polis teşkilatından, Arjantin polis teşkilatından. Arjantin Buenos Aires'teyiz. Bugün olabildiğince yürüyeceğiz. Olabildiğince yeni yerler görmeye çalışacağız. Umarım keyifli bir video olur. Siz de keyif alırsınız. Tabii önce bir kahvaltı yapmam lazım. Kahvaltı yapmadım. Daha önceki videodan bahsetmişimdir. Burası çok meşhur bir cadde. Bu cadde dünyanın en geniş caddesi. Ve aynı zamanda Brezilya São Paulo'da meşhur bir cadde var. Böyle meşhur caddelerde büyük protestolar oluyor. Tabii ki meşhur bir yer olduğu için ses getirebilmek için protestolar burada yapılıyormuş. Diğer ülkelerde olduğu gibi Arjantin için de beni çok uyardılar. Kamerayı ulu orta yerde gösterme diye. Şimdilik bir sorun yaşamadım. Umarım yaşamam. Brezilya, Uruguay. Şimdi de sıra Arjantin. 3 canla devam ediyorum. Yarın da buranın Christmas'tı. Erken kutluyorlar burada. Bakalım, normalde Patagonya'da olurum. Kamp kurarım falan diyordum ama muhtemelen yarın burada olacağım. Amerika'da özlediğim şeylerden bir tanesi kahvaltılarımız. Maalesef buralarda çok kahvaltı kültürü yok. Böyle şeyler yiyoruz. Buranın meşhur asadosu var. Bizdeki mangal gibi düşünün ama eti güzel pişiriyorlar gerçekten. Nusret boşuna buralara gelip et pişirmeyi öğrenmemiş. Asado güzel. Tattım. Derler ya, her şeyin bir adabı vardır. Asadonun da adabı var böyle. Tatta bir tabak üzerinde. Getiriyorlar. Özel çatalları, bıçakları falan var. Seviyorlar, bayağı da tüketiyorlar. Abi otobüse bindik, indik. Otobüs şoförleri genelde agresif ama yapacak bir şey yok. Yaklaştım biraz gideceğim yerlere ve yine bir 2 kilometre falan yürümem gerekecek herhalde. Bir de şunu fark ettim. Abi burası pek temiz değil ya. Çevre kirliliği var. Çöp bilinci pek oluşmamış. Her yerde çöp görmek mümkün abi. Kral Fat İslamik Kültürel Merkezi. Burası hem cami hem de kültür merkeziymiş. Benim de bulunduğum yere yakındı. Ben de gelmişken bir gideyim selam vereyim diyorum da bilmiyorum. Kıyafetten dolayı belki almayabilirler. Biz çocuklar oynuyor bahçesinde. Bugün bu bölgeye gezeceğim. Şu anda Palermo tarafındayım. Bu cami de Palermo. Eğlence merkezleri de Palermo'da. Bayağı bir büyük, buranın meşhur yerlerinden bir tanesi. Abi şöyle girişi göstereyim. Şuraya Mercedes çekmişler. Mavi plaka. Alt tarafta otopark var, bahçe var. Adam giremezsin dedi ya bana ilk başta. Ben de kapıda bir çocukla tanıştım, Malezyalı. İngilizce biliyordu. Gençler İngilizce biliyor ama İngilizce bilmeyen de çok fazla. Sonra da dedi ki dua edeceksen gir dedi. Ben tamam edeceğim dedi. Abi Arjantin'de de böyle içerisinde eğitimlerin yapıldığı bir camiye geldik. Girdim önce çekim yapacaktım. Biraz yaptım. Camilerde gelen vardır ya böyle. Çoğu çocuğun, çoğu bebenin ayağını camiden kesmiştir. O yasak kardeşim, bu yasak. Hadi çıkın dışarı, gürültü yaptınız falan deyip
çocukları Sebi Sübyen'i camiden kovan öyle bir abi denk geldi ilk başta. O vazifesini yaptıktan sonra gitti. Yeni insanlarla tanıştım. Sonra sohbet bir başladı. 45 dakika ayakta konuştuk. Çok keyifli bir sohbetti. Bayağı kucaklayıcı bir konuşma yaptılar. Böyle hani basma kalıp değil, biraz daha inanca yönelik konuştular. Ben de buradaki Müslümanlarla alakalı sordum. Yani ülke genelinde 1 milyona yakın Müslüman var dedi. Ve her gün dedi Müslümanların sayısı çok fazla artıyor. Yani biz burada çalışıyoruz. İnsanlar geliyor bir arayış içerisinde. Soruyorlar ve sorduktan sonra daha fazla camiye gelmeye başlıyorlar. Daha fazla dua öğrenmeye başlıyorlar. Yoldayken ben şunu da fark etmiştim. Ayaküstü tanıştığım insanlar veya evinde kaldığım insanlar Uruguay'da olsun, Arjantin'de olsun Sufizm'le ilgileniyor. Celaleddin Rumi'yi, işte Hacı Bektaş-ı Veli'yi, bu tarzda kitapları okuyan insanlarla tanıştım. İlginç geldi tabii ki. Şimdi Uruguay'a geliyorsunuz, bir eve gidiyorsunuz. Daha önce hiçbir konuşmuşluğunuz falan yok. Arkadaşım değil yani, Couchsurfing'den, uygulama üzerinden onlarla tanışmıştım. Ve adam çıkıyor tabii bir anda Kur'an üzerinden konuşmaya başlıyor. Hristiyanı, Müslümanı. Bayağı bir güzel sohbet oldu. Her neyse, burası da böyle bir yerdi. Gidip görmüş olduk, tanışmış olduk, konuşmuş olduk. Müslüman camisini gördük. Şimdi bir de Japon bahçesini görelim. Yakında muhtemelen yarım saatlik bir yürüyüş. Bak abime, kaykaya inebiliyor. Güzel yürüyüş, koşu yapılacak yerler de var. Şöyle ben de parkın içinden geçeyim. Hem de size etrafı gezdireyim şöyle. Güney Amerika'da bu park kültürü var, böyle şehir merkezlerinde insanların gelip vakit geçirebileceği alanlar yapıyorlar. Güzel. Bir de çeşme olsa var ya, tadından yenmeyecek de. Çeşme çok az. Aşkta göl var. Allah, sizinle beraber ben de görürüm. Doğaçlama gidiyorum. Şu yerdekiler papağan. Ya soldaki değil de sağdaki. Ötekisi de kuş tabii ki. Onu da ayrımcılık yapmayacağız ona da. Gel. Burada da böyle güvercinler, ördekler, kazlar hepsi bir arada yaşıyor. Burası çok güzelmiş yalnız ha. Gerçekten huzur verici bir yer. Burası da Palermo Gölü olarak geçiyor. Muhtemelen solumdaki bahçe Japon bahçesi. Tam emin değilim. Biraz yürüdükten sonra emin olacağım sanki. Abileri görürüz. Bak. Amcama bak. Yaşı hiç yoktan 80-85 falan. Ve bana mısın demiyor. Koşuyor. Brezilya'da diğer spor dallarıyla falan da ilgileniliyor ama burada özellikle koşan insan çok fazla. Bazı zamanlar falan sokakları kapatıyorlar böyle insanlar yürüyüş yapsın, koşsunlar falan diye. Gardımı yere indirmek istemiyorum ama burada da çok güzel bir bahçe var. Burası bu arada Japon bahçesi değilmiş. Japon bahçesi ilerideymiş ve maalesef ikisi de kapalı. Burası da kapalıymış, ilerideki de kapalıymış. Ya burası da çok güzelmiş ya. Keşke burada biraz vakit geçirebilseydim. Demir parmaklıklarla böyle şey yapmışlar. Yakalansam bir sıkıntı olur mu bilmiyorum ama geçmek çok kolay tabii de yakalanmak sıkıntı. Ha şöyle ya. Bizim beklediğimiz Buenos Aires görüntüleri bunlar. Kardeşim bak, bak. Helal olsun. Hola. Evet, Japanese Garden'a dair izler, emareler görmeye başladık. Confisio. Oye, con la calle de por el nombre de agua, entonces que entra. Yalnız hava da var ya, zaten çok sıcak. Şöyle kendimi serin sulara bırakabileceğim bir yer olsa harika olur. Demiş burada yüzmek demiş, balık tutmak yasak. Okey. Şöyle yaklaştık. Kapı açık olmasa da bir yerde oturacağım ve dinleneceğim abi. Vay Melih, nasılsın ya?
İyi kardeşim. Türkiye'ye selam olsun kardeşim. Nasıl gidiyor Türkiye? Yaşıyorsun bu hayatı, geziyorsun bu hayatı. Eyvallah Tayfun abi. Abi gelince kampa devam mı abi? Devam abi, bak buralar hep seni bekliyor. Dağlar, ovalar, bayırlar, çayırlar. Abi memleketi çok özledim. Ekip seni bekliyor, ekip. Aa, memleket de seni özledi be kardeşim. Hiçbir şey eskisi gibi değil ya. Abi takip ediyorum abi. Seviyorum abi sizi. Görüşmek üzere. Haberleşiriz. Görüşürüz. Selam. Selamlar abi. Taşkınlık yok abi. Taşkınlık yok. Her şey yolunda. Görüşürüz abi. Evet abi. Türkiye'den hemen bir bağlantı geldi. Dedim o sırada kayda da gireyim. Videoları izleyenler bilir. Tayfun benim çocukluk arkadaşım. Dağlara, tepelere, yollarda hep beraberiz. Neyse dönünce devam kampları arkadaşlar. Şimdi bir yarım saatlik yolum var. Şehir merkezine gideceğim. Bir de bir hat almıştım arkadaşlar burada. Hatta para vermedim. Ama hatta alabilmek için Arjantinli birinin olması gerekiyordu. Sağ olsun Kolon taraftarı Toto, Toto lakaplı amigo de yardımcı oldu. Hatta aldık onun üzerine. 2 GB internet vermişlerdi. En son internetimi Tayfun'la konuşarak yedim. Helal hoş olsun. İşte hat nasıl alınır? İşte nereden para yüklenir? Nereden otobüse binilir? Otobüse binmek için ne gerekiyor? Buenos Aires'e gelirken metroya uğradığınız zaman size şöyle bir şey sorarlar. Şöyle bir şey. Bununla... Buna para yüklüyorsunuz hemen aldığınız yerden. Metroya binebiliyorsunuz, otobüse binebiliyorsunuz. Fiyatı da ilk alırken 15 lira 20 lira gibi bir para verdik. Yollar falan da ne kadar, 2 liraya mı geliyor? Genel olarak 2 lira falan ödedim yani Türk lirasına vurunca. Tabii ki o kurda değişiklik olabilir, ona bir şey diyemem. Bak size bir şey göstereceğim bak. Ne alaka diyeceksiniz. Chevrolet Corsa. Resmen şey gördüm, Opel Astra gibi. Chevrolet Astra, ikisini katmışlar, katıştırmışlar. Bu normal. Renault Clio. Araçları da şöyle göstereyim size. Genel olarak çok modelli araç yok. Şimdi gözüm bir yandan böyle market arıyor. Özellikle hava kararmaya yakın marketler falan şey yapıyor. Bir kepenk koyup kapatıyorlar. Sadece bir boşluk alan var. Oradan elini sokabiliyorsun. Oradan alışveriş yapabiliyorsun. İçeri sokmuyorlar seni. Sebebini sordum. Güvenlik amaç dediler. Hırsızlık falan oluyor diye. Burası böyle biraz daha merkezi bir yer olduğu için burada öyle bir şeye şahit olmadım çok fazla ama biraz daha kırsallarda böyle soygunlara karşı adamlar tedbirini almış. Adam kesinlikle manavı, marketi, her şeyi ön tarafında bir kepenk koyuyor. Ha kepenkler çok tatlı. Böyle burada bir de şunu fark ettim. Çok fazla köpek besleyen insan var. Köpek. Her yerde köpekle gezen insanlar var. Hayvanları seviyorlar. Ulan Japanese garden. Görüyorum ama dokunamıyorum. Ağaçlarını sevemiyorum. Yapraklarını sevemiyorum. Şu bahçenin içerisinde gezemiyorum. Niye? Çünkü Happy Christmas. 4 günlük tatil. Yine mimariye bakıyorsun. Böyle Uruguay'daki mimariye benzer. İspanya mimarisi, İtalyan mimarisi. Yani mimarilerde de hep onların izleri var. Tabii şu yeni olanlardan bahsettim. Eskilerden. Değerli izleyicim, şarjım bitmesine az kaldı. Hafıza dolmak üzere. Yeni yerler gördük. Görmek isteyip göremediğimiz yerler oldu. Ve bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz videolar ilginizi çekiyorsa devamı gelecek. O yüzden abone olmayı unutmayın. Görüşene kadar kendinize iyi bakın.